Muğla Büyükşehir Belediyesi Duyusal Analiz Laboratuvarı Sürekli Eğitim Merkezi açılış toplantısı Muğla Protokolü'nün katılımıyla gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Ticaret Borsası ve Zeytin Dostu Derneği işbirliğiyle Muğla Ticaret Borsası içinde kurulan Duyusal Analiz Laboratuvarı Sürekli Eğitim Merkezi açılış toplantısı Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Ticaret Odası Başkanı Bülent Karakuş, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hasan Gökmen, Zeytin Dostu Derneği Genel Sekreteri Atilla Totoş ve çok sayıda davetli katılımıyla gerçekleştirildi. 11 fabrika bu tarz yağ üretsin. İsteğimiz bu demiştim. Zeytin Dostu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Duyusal Analiz Laboratuvarı Sürekli Eğitim Merkezi açılış toplantısında konuşan Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hasan Gökmen, Muğla'nın zeytinyağı, çam balıyla marka değeri yaratacağını, üreticinin ve işletmelerin birlikte kalkınacağını söyledi ve Duyusal Analiz Laboratuvarının açılmasındaki katkıları için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün'e teşekkür etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün, dünya çapında önemli ve halk sağlığı açısından çok değerli bir ürün olan zeytinyağı konusunda söz sahibi bir ilde yaşadıklarını, Muğla'da kurdukları Duyusal Analiz Laboratuvarında yetişen tadımcılar sayesinde Muğla zeytinyağının uluslararası yarışmalarda dünyaya tanıtılacağını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün şöyle dedi: "Burada tadım laboratuvarı kurduk. Türkiye'de bir ilk. Ve bunun uluslararası boyutta eksperlerin oluşması ve tadım komisyonlarında dünya çapında yer almasını sağlayacak bir yapı. Dolayısıyla Muğla için çok özel bir şey, çok güzel bir şey. Tadım laboratuvarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Umuyorum ki buradan yetişecek olan uzmanlar, derneğimizin de büyük gayretiyle dünya çapında yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek ve Türk zeytinyağcılığını ve zeytinyağını dünyaya tanıtacak ve en geç 5 yıl içerisinde bu yaptığımız çalışmalar süreci aksamaya uğramazsa zeytinyağında Muğla özelinde memecik çeşidi çerçevesinde çok farklı bir noktaya taşınabileceğimizi umuyorum. Hepimizi yola açmasın. Çok teşekkür ederim." Muğla Valisi Esengül Civelek de yaptığı konuşmada zeytin ve zeytinyağının Muğla için geçim kapısı ve önemli bir ürün olduğunu söyledi ve Duyusal Analiz Laboratuvarı için katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür etti. Muğla Valisi Esengül Civelek şöyle dedi: "Örnek bir ortak girişim, örnek bir işbirliği içerisinde ilimize kazandırılan Duyusal Analiz Laboratuvarı Sürekli Eğitim Merkezi için Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Ticaret Borsamıza, Zeytin Dostu Derneğimize destek ve katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür ediyorum." Açılış toplantısında Ankara Üniversitesi'nden Doktor Mücahit Taha Özkaya ve Zeytin Dostu Derneği Genel Sekreteri Atilla Totoş sunum gerçekleştirdi. Toplantı sonunda katılımcılara çeşitli zeytinyağlarının tadımları yaptırıldı. Oraya da geldi bu baba oğul bu arkadaşlar Gökova'da ve bu sene soğuk sıkıma geçtiler.